TRT Haber ekranlarından ve TRT Radyo Haber'den merhaba sayın seyirciler. Ben Mete Soysal Bozdağ'ın haftanın Z raporuna hoş geldiniz efendim. Her hafta olduğu gibi bu haftada yine gündemi değerlendireceğiz ve haftayı özetleyeceğiz. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma isteği ve bu bağlamda gelişen çarpıcı gündemi mercek altına alacağız. Finlandiya, NATO üyeliği için başvuru yapacaklarını resmen açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz dedi. Bu açıklama NATO üyesi ülkelerin gündeminde yansıma buldu. Peki NATO'da veto yetkisi bulunan bir ülke olarak Türkiye neden böyle bir pozisyon aldı? Beklentileri neler? Türkiye diplomaside hangi argümanları öne çıkarıyor? Süreç nereye evrilecek? Hepsini konuşacağız ve haftanın Z raporu başlıyor. Seyirciler, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesiyle NATO'nun sınırları yeniden gündemde. Ukrayna'nın durumu Rusya'nın komşuları olan Finlandiya ve İsveç'i tedirgin etti. Finlandiya, NATO'ya katılım için resmen başvuracaklarını açıkladı. Veto hakkı bulunan 30 ülkeden biri olan Türkiye ise İsveç'in üyeliğine PKK-YPG başta olmak üzere terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle soğuk bakıyor. Bugüne kadar PKK'ya 210 milyon dolar destek veren İsveç, bu desteği 2023 yılında 376 milyon dolara çıkarmayı planlıyor. İsveç, NATO'ya girebilmek için PKK'ya verdiği destekten vazgeçecek mi? Konuşacağız ve hiç vakit kaybetmeden konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum efendim. Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Enes Bayraklı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doçent Doktor Uğur Yasin Asal, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim ve programımıza bağlantıyla katkı sağlayacak olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Barış Adıbelli, hoş geldiniz efendim, merhaba. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet Sayın Bayraklı, gerçekten çok yönlü bir gündem ve üst üste açıklamalar geliyor farklı taraflardan. Türkiye ben olumlu bakmıyorum dedi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını bu manada. Gelişmeleri tabii ki takip edeceğiz hep birlikte. Fakat şu aşamada, gelinen aşamada İsveç'in PKK ile nasıl bir ilişkisi var? Bunu dinleyelim sizden ve Türkiye'nin iki ülkeden ve NATO ittifak üyelerinden beklentileri nedir efendim? Tabii şimdi özellikle İsveç, İskandinav ülkelerinin de aslında birçoğunda PKK çok ciddi bir yapılanmaya sahip. Özellikle 1980'lerden sonra PKK kurulduktan sonra Avrupa'da da yapılanmaya başlıyor. Ve Avrupa'da özellikle 80'lerin ortalarında, 80'lerin başlarında PKK'ya muhalif yahut PKK'dan ayrılmış isimlere yönelik suikastler ve infazlar yapılıyor. Bu çerçevede de İsveç'te de bir seri cinayet işliyor PKK. Kendisinden ayrılanlara yönelik infazlar işliyor. Bunun neticesinde 1984 yılı yanlış hatırlamıyorsam PKK terör örgütü olarak kabul ediliyor İsveç'te. Fakat terör örgütü olarak kabul edilmesine rağmen 1990'lardan sonra PKK'nın sözde sivil toplum kuruluşları adı altında yapılanmaya gittiğini görüyoruz. İsveç'te televizyon kanallarının kurduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ve onlarca sivil toplum kuruluşu, kadın yapılanması, gençlik yapılanması gibi aslında bu PKK'nın bütün Avrupa ülkelerinde uyguladığı bir yapılanma biçimi. Hı hı. Ve finans çalışmaları da var sanırım. Tabii bağış topluyor, haraç topluyor. Bazen bağış topluyor, bazen de özellikle Kürt kökenli vatandaşlarımızdan yahut başka ülkelerden gelen Kürt kökenli insanlardan haraç topluyor. Haraç verilmezse o kişiye yönelik olarak baskılar uygulanıyor. Dükkanı varsa dükkanı yakılıyor gibi. Aslında PKK birçok Avrupa ülkesinde kamu otoritesinin ötesinde, dışında bir güç oluşturmuş durumda. Aslında devletin şiddet tekelini kırmış durumda. Kendisi bir şiddet uyguluyor. Bunun üzerinden haraç topluyor. Ve bu devletlerde maalesef o ülkelerin kamu düzenini bozmadığı müddetçe, terör saldırılarında bulunmadığı müddetçe görmezden geliyorlar. Aslında bir karşılıklı bir anlaşma var bu ülkelerle PKK terör örgütü arasında. Ama ne zaman ki kamu düzenini bozuyor PKK,
ve terör saldırılarında bulunuyor ilgili ülkede. Terör saldırıları derken bu tabii kamu düzenine özen terör saldırılarını bahsediyorum. Genellikle Türklere yönelik terör saldırıları yahut şiddet eylemlerini görmezden geldiklerini görüyoruz. O zaman adım attığını görüyoruz. Mesela Abdullah Öcalan yakalandığı zaman 99 senesinde PKK birçok Avrupa ülkesinde geniş çaplı eylemler düzenledi. Büyükelçilikleri bastı. Mesela Berlin'de İsrail Büyükelçiliğini bastılar ve bir çatışma çıktı. Orada göstericiler vuruldu, öldürüldü. Onun akabinde PKK'ya yönelik çok sert önlemler aldı o dönemde Almanya. Fakat İsveç'te PKK'nın bu yapılanmasının çok güçlü olduğunu görüyoruz. Hatta bunun ötesinde 2016 yılında bu Suriye'deki yaşanan olaylardan sonra PKK'nın PYD işte kolu, Suriye kolu olan PYD'nin, YPG'nin 2016 yılında İsveç'te bir temsilcilik açtığını görüyoruz. Hatta İsveç Savunma Bakanı YPJ'nin, kadın biliyorsunuz birimi PKK'nın, PYD'nin, onun başkanıyla görüştüğünü biliyoruz. Dolayısıyla bakın şimdi bir devletin savunma bakanı, bizim terör örgütü olarak tanıdığımız bir örgütün temsilcisiyle görüşüyor. Şimdi gerçekten sıkıntılı bir durum. Objektifleri fotoğraf veriyor. Evet. Değil mi? Fotoğraf veriyor. İsveç'te özellikle sol parti, birçok Avrupa ülkesinde de sol parti çok aşırı şekilde PKK'yı destekler. PKK'nın terör listesinden çıkarılmasını savunuyor ve PKK'ya müzahir, hatta PKK militanı diyebileceğimiz milletvekilleri var bu partide. Şimdi bütün bu resme baktığımız zaman PKK işin bir boyutu. Ama bir de FETÖ boyutu var. Onu pek konuşmuyor. Onu pek konuşmuyoruz. Evet. PKK da, FETÖ de özellikle İskandinav ülkelerini kendisine merkez edinmiş durumda. Özellikle de İsveç'i. İsveç'te mesela Abdullah Bozkurt, eski bir FETÖ, Türkiye'deki FETÖ'nün medya organlarında çalışan birisiydi biliyorsunuz. Ve Stockholm'a kaçtı, İsveç'e kaçtı ve oradan yayın yapan bir site kurdu ve Türkiye yönelik dezenformasyon faaliyetleri, karalama kampanyaları yürütüyor. Nordic Monitor adı altında bir site. Sanki bir insan hakları örgütüymüş gibi. Halbuki tek kişinin yönettiği bir şey, ne diyelim, web sitesi. Fakat dolayısıyla işin bu boyutu, FETÖ boyutu da var. Ve uzunca süredir Türkiye'nin çağrılarına rağmen İsveç görmezden geliyordu. Hatta açıkça PKK'ya ve PYD'ye para yardımı yapıyordu. Özellikle PYD'ye tabii. Çünkü PKK'yı terör örgütü olarak tanıyor. Ve aynı zamanda da silahlar gidiyor. Bu silahlardan da yakalananlar oluyor. Mesela Şırnak'ta İsveç'te üretilen İsveç malı AT-4 adındaki bir antitank silahı ele geçirildi. Bunlar güçlü antitank silahları ve bazen zaman zaman bizim güvenlik kuvvetlerimize karşı kullanılıyor ve şehit veriyoruz bunun neticesinde. Şimdi bu kadar önemli bir mesele bizim açımızdan bakacak olursanız. Şimdi tabii İsveç, Finlandiya'da da buna benzer bir yapılanma var. Onu da söylemek lazım. İsveç daha güçlü bir şekilde destek veriyor teröre. Evet. Şimdi burada Türkiye'nin beklentileri ne? Ne istiyor Türkiye? Şimdi Türkiye bir kere bu yapılanmaya yönelik adım atılmasını istiyor her şeyden önce. Yani bu kadar pervasızca bunların faaliyetlerde bulunmalarına yönelik bir adım atılması gerekiyor. Öncelikle her şeyden önce. Ve gerçekten de hem İsveç hem Finlandiya çok zor durumdalar bir açıdan baktığınız zaman. Neden? Çünkü her ikisi de özellikle de Finlandiya Rusya ile uzun bir sınıra sahip. Bir Rus işgali her zaman için bir şeydi. Bu ülke için ne diyelim bir olasılıktı. Fakat bugün artık bir gerçeklik haline geldi. Yani yarın gerçekleşebilir her an gibi bir şeye kapıldılar. Korkuya kapıldılar. Böyle bir tedirginlik var, ürkeklik var. Siz de realitede bunun bir yüksek bir olasılık olarak görüyor musunuz bu durumu? Aslında Ukrayna Savaşı'nın başında sorsaydınız evet diyecektim. Fakat iki ay sonra geçen olan bitenlerden sonra Rusya'nın kötü performansından sonra Ukrayna'da ben bunu çok düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Yani Finlandiya yönelik bir konvansiyonel... Haritada da bu arada görebiliriz tabii ki sınır boyunu görebiliriz. Onun üzerine de konuşabilirsiniz. Bir konvansiyonel savaş gerçekten başlatması Rusya'nın ve Finlandiya'ya karşı zor. Çünkü Ukrayna da baş edemiyor şu anda. Çok ciddi kayıplar vermiş durumda. Ama buna rağmen Finlandiya'da savaştan önce %25 NATO üyeliğini destekliyordu. %75 karşıydı. Bu oran tamamen tersine döndü. İki ay içerisinde oldu bu. Yani şöyle bir durum, haksız da sayılmazlar korkma konusunda. Evet. Çünkü bakın Ukrayna'nın başına gelen bir ibret vesikası onlar açısından bakacak olursanız. Bu ne demek oluyor? Aslında Ukrayna öyle ya da böyle NATO'ya girebilseydi Rusya buna cesaret edemezdi. Ve Rusya'nın Ukrayna'ya girme ana nedenlerinden birisi de şuydu. Ukrayna NATO'ya üye olmasın, çevreleniyoruz çevremiz. Fakat Rusya Ukrayna'daki attığı adımlarla Finlandiya ve İsveç'i NATO'nun
kucağına itti adeta. Evet. Yani çok istemediği aslında bir şey ile sonuçlandı. Evet. Bu şuna benziyor tarihi olarak. Çok uzattım, bitireceğim. Biliyorsunuz biz NATO'ya niye girdik? İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği Türkiye'den toprak talep etti. Boğazlar'da hak talep etti biliyorsunuz. Bunun neticesinde Türkiye NATO'ya girdi. Yani çok ciddi bir tehdit. Toprak buralarımıza yönelik bir tehdit vardı. Bunun neticesinde biz NATO'ya girdik. Belki o tehdit olmasaydı Türkiye daha tarafsız bir politikayı tercih edebilirdi. Ama karşınızda bir nükleer güç, bir devlet varsa, var Sovyetler Birliği gibi bir güç vardı o dönemde. Dolayısıyla Türkiye'de mecburen bir ittifakın üyesi oldu. İyi ki de olmuşuz diye söylüyorum. Çünkü bu dönem boyunca biz Sovyetler Birliği'nden yahut daha sonrasında Rusya'dan bir konvansiyonel işgal tehdidiyle hiçbir şekilde karşılaşmadık. Bunun temel nedenlerinden birisi NATO'ya üye olmamızdı. Evet. Ama tabii ki NATO içerisinde birçok sıkıntılarımız var. Müttefiklerimizde birçok sıkıntılarımız var. Şimdi İsveç ve Finlandiya'yı konuştuk. Bunlar NATO üyesi değiller ama NATO üyesi olan dostlarımız, müttefiklerimiz de aynı şekilde PKK'ya yardım ediyorlar. Evet. Yahut ülkelerine yapılanma söz konusu. Burada bazı insanlar diyorlar ki ya buralarda diğer ülkelerde zaten var. Hani niye Finlandiya ile İsveç'te problem yaşıyoruz? Bu bizim elimize geçmiş bir fırsat ve koz. Neden kullanmayalım? Evet. Yani bu fırsat ve kozu tabiri caizse görmezden gelebilirdik aslında. Fakat bunu Türkiye değerlendirmek istedi. Bu iktidar yapılanmasında. Mesela farklı bir iktidar yapılanması olsaydı, mesela Millet İttifakı olsaydı sizin öngörünüz ne olur? Değerlendirir miydi? Yoksa daha böyle pasif konumda mı kalırdı? Risk almak istemez miydi? Ne dersiniz? Şimdi Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti'nin özellikle 15 Temmuz sonrasında, 7 sonrasında takındığı dış politika tavrına bakacak olursanız, Türkiye milli güvenliğiyle ilgili hususları ve özellikle ulusal güvenliğiyle ilgili güvenliğini sınırların dışında kurmaya başladı. PKK'ya dışarıda müdahale ve mücadele etmeye başladı. Doğu Akdeniz'le ilgili haklarını korumak üzere Libya'ya müdahale oldu. Dolayısıyla Türkiye daha... bazıları bunu işte yalnızlaşma olarak tabir ettiler ama Türkiye gelen dalgayı gördü ve bu dalgayı dışarıda göğüslemek üzere bir politika takip etti ve burada zaman zaman gerilmekten de kaçınmadı. Bu gerilmenin Türkiye'ye bir maliyeti oldu mu? Kaçınılmaz olarak oldu. Fakat kazançlarımıza bakalım bir tarafından da. Mesela Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kurulmaya çalışılan bir kumpas vardı, bir ittifak vardı, dağıldı. Türkiye bunu dağıttı. Bu açıdan bakacak olursanız ben Cumhur İttifakı'nın özellikle ve AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın dış politika konusundaki Avrupa ile zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye'nin ulusal çıkarlarını merkeze alarak gerilmekten kaçınmayan bir dış politika takip ettiğini söyleyebilirim. Bu ama tamamen bir kavga ve düşmanlığa evrilmiyor hiçbir zaman. Rasyonel bir şekilde Türkiye'nin çizgilerini koruyan, efendime söyleyeyim, zaman zaman tabii ki diplomatik müzakereler çerçevesinde müzakereler de yürütülüyor. Ama diğer taraftan tabii Millet İttifakı'nın vermiş olduğu resim, böyle bir eğer iktidar değişikliği gerçekleşirse Avrupa ile ve Batı ile ilişkileri iyileştirmek. Dolayısıyla burada aslında sanki ne pahasına olursa olsun bir iyileşme sinyali veriliyor gibi. Dolayısıyla orada bazı tavizler vermelerinin ben mümkün olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok Avrupa Birliği'nden yahut Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik bir dış politika takip edeceğine yönelik işaretler veriyor. Avrupacı, batıcı bir dış politika. Bu tabii ister istemez sizi tavizler vermeye itecektir diye düşünüyorum. Bunun bir örneği var. Tabii çok benzetmek doğru olmaz ama biliyorsunuz Kıbrıs müdahalesi sonrasında Yunanistan NATO'dan çekildi. Protesto olarak. Ve daha sonrasında girmek istediler. Biz kabul etmedik. Ve ancak askeri darbeden sonra Kenan Evren'in bir kararıyla NATO'ya geri girdi Yunanistan. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya da işaret etti. Bu tabii, bazı yanlışlar yapıldı. Bu tabii çok büyük bir hata. Bakın biz Yunanistan'la geriliyoruz falan, bir sürü sıkıntılar yaşıyor. Bir sıcak çatışmaya iş gittiği zaman iki NATO üyesi karşı karşıya gelmiş olacak. Ama Türkiye NATO üyesi olsaydı, Yunanistan olmasaydı resim bambaşka olurdu. Bu açıdan bakacak olursanız. Bu tabii bizim açımızdan bakarsanız gerçekten bir büyük bir aymazlık. Ve tabii ki
Türkiye'ye yapılan dışarıdan müdahalenin de bir parçası diye görmek lazım diye düşünüyorum. Peki efendim. Şimdi NATO'nun üyesi olarak Türkiye 30 ülkeden biri olarak veto etme hakkına sahip. Evet. Sayın hocamız da yorumladı. Rusya'nın Ukrayna'daki tavrı nedeniyle İsveç ve Finlandiya'daki kamuoyu da artık NATO'ya katılmak istiyor. Şimdiye kadar öyle değildi. Evet. Gayet tarafsız bir şekilde pozisyon alıyorlardı. Fakat Türkiye tarafından konuya bakıldığı zaman bir fırsat olarak belki görülebilir yorumunu yaptı Sayın Hocamız. Şimdi Türkiye'den gelen açıklamalara bakalım Sayın Asal. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan şöyle dedi. İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın Kalın şöyle dedi. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması konusunda kapıyı kapatmadı. İskandinav ülkelerindeki terörist faaliyetlerine ilişkin kısıtlama istiyor. Bugün Bakan Sayın Çavuşoğlu şöyle bir açıklama yaptı. İki ülke dışişleri bakanlarına belgeleriyle terör örgütü üyeleriyle yaptıkları görüşmeleri ortaya koyduk. Beklentilerimizi ilettik. Endişelerimiz gayet meşrudur ve açıkça ortadadır. NATO'nun gelişmesine karşı değiliz ama teröre destek verilmesini kabul edemeyiz dedi Sayın Bakan. Şimdi anlaşılan belgeleriyle her şey ifade edilmiş. Tabii. Türkiye tüm argümanlarını belgeleriyle ispatlamış ve ortaya koymuş. Uzlaşma sağlanabilir mi? Nasıl bir süreç yaşanır? Aslında bugün Sayın Dışişleri Bakanımız da bunu ifade etti. Finlandiya ve İsveç'in bir çalışma modeli önerisi olduğundan bahsettiler. Ve bu müzakereleri çalıştırmak için bir çaba sarf edecekler. Çünkü NATO'da oylama konsensüs üzerine, yani tüm üyelerin ona onay vermesi lazım. Ve daha sonra bu karar üye ülkelerin parlamentolarında onaylanması gerekiyor. Türkiye burada sıradan bir NATO üyesi değil, bunu vurgulamak gerekiyor. NATO 73. yılını kutluyor bu yıl. Türkiye NATO'ya 70 yıldır üye. Yani kuruluşundan 3 yıl sonra üye evet. olmuş. Hem ordu sayısı, operasyonel faaliyetleri ve stratejik konumu itibariyle ve son Ukrayna krizinde de görüldüğü üzere NATO'nun herhangi bir Avrupa'daki üyesi değil. Hı hı. Ve burada tutunacağı pozisyon, söyleyeceği söylem ve içerideki denge unsuru da bu nispetle farklılaşıyor. Ve İsveç ve Finlandiya da bunun farkında olduğu için özellikle Finlandiya ile biraz daha iyi ilişkilerimiz var bu anlamda ama İsveç'te yoğunlaşan bir terör faaliyeti var. Bu mekanizmayı çözüme kavuşturmak için çeşitli önerilerde bulunacaklar. Ama Türkiye'nin yine önerileri çok açıktı. Birincisi teröre verilen bu maddi ve diğer lojistik desteklerin kesilmesi. İkincisi özellikle Türkiye'ye uygulanan bir takım savunma sanayi ürünlerinin ihracatına engeller var. Türkiye'nin en çok üzerinde yoğunlaştığı nokta burası. Çünkü şu anda yerli ve milli teknolojilerin inşasında çok büyük bir yol kat ediliyor. Buradaki belirli bazı ekipmanlar Avrupa'dan, Amerika'dan ve benzeri yollarla tabii ki Türkiye'ye gelecek. Bu ikinci mekanizmanın da çözülebilmesi ve üçüncüsü de özellikle Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG ve PYD unsurlarına verdiği bu mücadelede İsveç hükümetinin ağırlıklı olarak bir desteği söz konusu. Bu üçlü öneri mekanizması önümüzdeki günlerde daha yoğun bir diplomasi trafiğini ortaya koyacak. Ama buradaki pozisyon haklı ve güçlü bir pozisyon olduğu için Türkiye'de somut karşılıklarını görmeden bu süreci işletmeyecektir. Peki önümüzde nasıl bir takvim var? Onu paylaşalım izleyicilerimizle. Evet. Haziran ayı içerisinde Madrid'de bir NATO liderler zirvesi olacak. Finlandiya'nın ve İsveç'in resmi başvurusunun bu zirve öncesi buraya gelmesi gerekiyor. Ve zirvede de gündeme alınıp ondan sonra süreç üye ülkeler nezdinde tartışılmaya başlanacak ve eğer bir veto söz konusu olursa süreç uzayacak. Değilse ondan sonra üye ülkelerin parlamentolarında onaylanması ve ondan sonra gündeme gelmesi gerekiyor. Peki NATO bu süreci nasıl işletti? Özellikle 1990'da Macaristan, Çekya'nın bulunduğu bir üye genişlemesi yaptı. Burada Rusya buna engel olmak istemedi çünkü NATO doğuya doğru genişlemeyeceğim söylemindeydi. Ama 99'da bu olmadı ve genişleme Rusya'nın da eski nüfuz alanına doğru sürdü. Ama esas kırılma 2004 yılında geldi ve Rusya'da burada NATO'nun gerçekten amacının Rusya'yı tekrar kuşatma olduğu yönünde bir takım ibareler oluşmaya başlandı. Bunlar neresiydi? Özellikle 7-8 ülkenin birden olduğu bir genişleme. Estonya, Litvanya, Letonya hemen şu an İsveç ve Finlandiya'nın sınırında, evet. Baltık Denizi'nin bir diğer kıyısı. Diğer taraftan özellikle Romanya, Bulgaristan gibi üye ülkelerin yine Balkanlara doğru genişlemenin olması bu sefer Rusya'da bir paradigma değişikliğini beraberinde getirdi. Ve Putin 2007 yılındaki Münih Güvenlik Konferansı'nda bunu çok açık bir şekilde ortaya koydu. Dedi ki NATO'nun bir amacı
Rusya ile olan ilişkiyi tekrardan çevreleme siyasetine dönüştürmek ve bugün etrafımızda genişlemeye başlıyor. Ve hemen akabinde 2008 yılında da Gürcistan'ın NATO üyelik süreci gündeme gelince Rusya bu sefer müdahale etti. Ve NATO'nun genişlemesini Karadeniz ekseninde Rusya sınırlarının ötesine taşımaya başladı. Ta ki 2014'e kadar. 2014'te de Kırım'ın işgaliyle sonuçlanan ve günümüze kadar gelen bir süreç. 2014'teki Kırım işgali 2017 yılında bir genişlemeyi daha beraberinde getirdi. Ve özellikle 2020 yılında Kuzey Makedonya'nın dahil olması, 2017 yılında yine Balkanlardan bir ülkenin buraya gelmesiyle birlikte bugün NATO 30 üyeli bir ittifaka dönüştü. Evet. Burada bir karşılıklı reaksiyoner bir durum ilerliyor. İki taraf da birbirini yayılmacı politika nedeniyle suçluyor. Fakat evet, son döneme baktığımız zaman NATO bu anlamda daha tetikleyici olmuş gibi görünüyor, evet, değil mi? Burada Rusya'nın temel hatası şu oldu Betül Hanım. Özellikle Ukrayna'yı topyekün bir işgale girişmesi. Az önce Sayın Hocamız da söyledi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO genişlemesini meşrulaştırdı. Yani dünya dedi ki bakın Rusya herkesin gözü önünde Kiev'e saldırıyor. Bir ülkeyi 21. yüzyılda işgale kalkışıyor. İşte NATO bunun için genişliyor. Yani NATO üyesi olsaydı bu ülkeler 4. ve 5. madde gereği saldırmazlık ve kolektif karşılık verileceği hususundan hareketle Rusya bu müdahaleyi yapamazdı argümanı güçlenmeye başladı. Yani Rusya esas Donbas bölgesi ve çevresi Kırım'daki gibi bir kısıtlı harekatla Ukrayna'nın NATO üyeliğini engelleyebilseydi bugün İsveç ve Finlandiya konuşulmayacaktı. Politik bir hata Rusya'yı aslında güvenlik kaygılarıyla baş başa bıraktı. Bu yönüyle stratejik bir hataydı. Ancak diğer taraftan NATO'ya da bir ön alındı ve aslında NATO'nun varlığı tartışılıyordu uzun yıllardır. Evet. Ve bunlar hangi belgelerle tartışılıyor? Stratejik konseptler. NATO zirvelerinde bunlar yayınlanıyor. NATO'nun en sonki stratejik konsepti, yani neden NATO var sorusuna verdiği cevap, öyle anlatalım. Aktif angajman, modern savunma. Yani bir çatışma çıktığı an onu da anında müdahil olacağız ve savunma yöntemlerimizi de teknolojik ve modern araçlarla güçlendireceğiz. Bunun içerisinde siber güvenliği dahil ettiler. Fake news dediğimiz üretilmiş gerçekliklerle mücadele, yalan haberler ve benzeri gibi. NATO aslında Sovyetler Birliği olmadığı ve dağıldığı için kendisi bir varoluş amacı içerisindeydi. Şimdi son Rusya saldırısı o varoluşu tekrardan gündeme adeta getirdi. Adeta bir can suyu oldu. Tam olarak öyle ve İsveç ve Finlandiya'da uzun yıllardır politik tarafsız olarak tarafsız kalıyor, değil mi? Tarafsız ve 2. Dünya Savaşı sonrası yaptığı anlaşmalar vardı Rusya'yla. Pozisyonlarını koruma karşılığında sahip olduğu bir takım her iki tarafında edimleri vardı. Ama bugün denge değişip tehdit katsayısı artınca bu iki ülkede buradan hareketle kamuoyunun da desteğiyle hükümetleri bir elini güçlendirdi. Ama bu dinamik bir süreç ve Rusya'nın Ukrayna'da yakalandığı bir tırnak içerisinde çıkamadığı bir bataklık var. Henüz daha tablo net değil. Ama herkesin öngördüğü gibi ilerlemedi. İster istemez eli çok sahada güçlü değil. Yapılan açıklamalar da bunu biraz yansıtıyor ama yine de temkinli olmak lazım. Evet. Çünkü Rusya karar verme mekanizması farklı işliyor. Evet, doğru. Bu dengeyi yakın zamanda hep beraber göreceğiz. Peki efendim. Bir şeye değinmek istiyorum. Aslında Rusya'nın, yani NATO genişliyor ama NATO üye devletlerin işte özgürce, halk iradesi, meclislerin aldığı kararlarla NATO'ya katılıyorlar. Kimse zorlamıyor bu ülkeleri silah soruyla ya da baskıyla NATO üyesi olmuyorlar. Ama Rusya bu genişlemesini o ülkelerin rızası olmadan topraklarını işgal ederek hem Gürcistan müdahalesi olsun hem Ukrayna müdahalesi olsun bakacak olursanız iki aslında evet, temel fark burada bu diye önemli burada bir şey yapmak farkı lazım. Vurguladınız, teşekkür ediyorum katkı için hocam. Ve Sayın Adi Belli'ye dönmek istiyorum efendim. Şimdi Türkiye'nin vermiş olduğu tepkiye acaba NATO ve Finlandiya ne diyor, buna bakalım. NATO yetkilileri şöyle bir açıklama yaptı: uzlaşı için şartların oluşacağına inanıyoruz dediler ve Finlandiya Cumhurbaşkanı da ülkesinin NATO üyeliği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Şimdi bu konu kapsamında Türkiye NATO üyelerinden ve bu iki ülkeden ilkesel bir duruş bekliyor. Fakat baktığımız zaman terör kapsamında çok yüzlü pratikler görüyoruz. Peki Türkiye'nin bu çıkışı sonrasında bu iki ülke ve diğer NATO ülkeleri bu duruşlarında sarılacaklar mı yoksa farklı bir pozisyona mı gelecekler? İlişkiler bu durumdan nasıl etkilenir? Nasıl yorumlarsınız efendim?
Şimdi sayın hocalarım gayet güzel özetlediler. Ben de buraya birkaç katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi bizim aslında Türkiye olarak NATO ile bir problemimiz yok. Yani şu son yaşanan hadise ne NATO'nun genişlemesine karşı bir hareket, ne onu sabote etme adına bir hareket. Bizim sadece iki ülkeyle, Finlandiya ve İsveç'le geçmişten gelen ve bugün de hala devam eden, özellikle bu iki ülkenin ulusal güvenliğimize tehdit oluşturan terör unsurlarına verdikleri destek. Bizim bu konuda bu ülkelerle anlaşmazlığımız var. Şimdi bu iki ülke bağımsız, egemen bir devletin toprak bütünlüğüne, ulusal güvenliğine tehdit olan terör unsurlarına, işte Irak'ta, Suriye'de destek veriyor ve kendi ülkelerinde, Avrupa'da kucak açıyorlar. Ve bu ülkeler şimdi çıkmış gelmiş diyorlar ki biz NATO'ya geleceğiz ve Türkiye'nin müttefiki olacağız. Şimdi Türkiye de diyor ki uluslararası hukukta saldırı fiili dolaylı veya doğrudan olsun bir ülkeye, egemen bir ülkeye, bağımsız bir ülkeye saldırı fiili yasak. Bunu literatürde uluslararası hukuk terminolojisi düşman olarak nitelendiriyor. Yani bunu müttefik veya ortak diye nitelendirmiyor. Dolayısıyla Türkiye de şunu söylüyor. Eğer benimle NATO'da müttefik olacaksan, birlik ve dayanışma ruhu içerisinde bir arada olacaksak, icabında ben kendi güvenliğimi sana emanet edeceksem, sırtımı sana döneceksem, o halde sen bunu yapabilme yükümlülüğü altına girmen lazım. O halde geçmişten bugüne yürüttüğün bir takım problemleri de ortadan kaldırman lazım diyor. Özeti bu. Dolayısıyla şimdi burada özellikle İsveç, bakın bugün Finlandiya gayet güzel bir açıklama yaptı, Finlandiya Cumhurbaşkanı, ve dedi ki biz görüşebiliriz Sayın Cumhurbaşkanı'yla, bu sorunları hallederiz. Ama İsveç hala diyor ki biz Irak'taki yapıyı terör örgütü olarak tanıyoruz, Suriye'deki yapıyı tanımıyoruz. Bunu biraz Türkiye abartıyor gibi bir şeye getirdi. O halde o zaman Türkiye şunu mu demeli? Efendim, Rusya tehdidini abartıyorsunuz. Aslında Rusya sizi işgal etmeyecek. Rusya Ukrayna'da meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Yani Türkiye de bunu mu desin? Yani şunu mu diyelim, efendim Finlandiya ve İsveç'te buradaki durumu abartıyor. Şimdi dolayısıyla öncelikle bu anlaşmazlık olan bazı meselelerde arka kapıdan dolanma gibi özellikle İsveç'in bir takım hamleleri oldu. Bugün de bu devam ediyor. Ben Finlandiya ile bu meselenin çözüleceğini düşünüyorum ama İsveç bu konuda biraz ayak diriyor. Bugün bu özellikle Suriye'ye atıfta bulunmalarının da bir ana nedeni var. Yani sadece Suriye'deki yapıyla bizim ilişkimiz yok, sizin diğer müttefiklerinizin de ilişkileri var gibi bir noktaya getirdiler. Ancak bugün Sayın Çavuşoğlu basın toplantısında gayet durumu özetledi. Yani biraz önce söylediğim gibi bizim NATO'yla, NATO genişlemesiyle herhangi bir meselemiz yok. Biz başından beri destekliyoruz açık kapı politikasını. Ama bu ülkelerin de özellikle tavır ve duruşlarını üyelik öncesi değiştirmeleri gerekiyor. Sadece biz değiştirdik veya değiştireceğiz sözüyle de istemiyor Türkiye. Biraz önce siz de bahsettiniz. Türkiye bir güvenci istiyor, açıkça bir güvenci istiyor ve bunu hem NATO nezdinde belki de Amerika Birleşik Devletleri'nin nezdinde bir güvence istiyor. Şimdi dolayısıyla Blinken ve NATO Genel Sekreteri şu anda sanki bir arabuluculuk misyonu üstlenmiş şekilde bu meseleyi bir şekilde halledileceği konusunda güvenceler verdi ve müzakere edilecek. Müzakerelerde bence sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Ben yani çok vakit kaybetmeden Türkiye, Finlandiya ve İsveç bir şekilde bu konuda anlaşacaklar. İşte 18 Mayıs'ta Sayın Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri ziyareti var. Orada da bu meselenin görüşüleceği söyleniyor. Zaten Finlandiya'dan bugün olumlu açıklamalar geldi. Şimdi İsveç'in şöyle de bir sıkıntısı var. İç politikada İsveç çok çalkantılı. Bu NATO meselesi de çok tartışılıyor ve biraz önce de sayın hocalarım İsveç iç politikasında özellikle terör örgütlerinin etkisinden bahsettiler ve bunların oradaki lobi faaliyetleri de kuşkusuz bunda rol oynuyor. Dolayısıyla bunların ben önümüzdeki günlerde müzakerelerle çözüleceğine inanıyorum. Çünkü NATO'nun şöyle bir programı var. Çok hızlı bir şekilde bu iki ülkenin üyeliğe dahil edilmesi konusundaki sürecin başlatılması isteniyor ve vakit kalmadı. Yani Madrid zirvesine artık çok az bir zaman kaldı. Bir ay kadar neredeyse bir zaman var. Hatta biraz fazla. Bunun bir an önce halledilmesi istiyor ama Türkiye çekincelerini, endişelerini şu anda masaya getirmiş durumda ve Türkiye'yi artık dinlemek zorundalar. Bir de şunu unutmayalım Betül Hanım. Evet. NATO tarihinde hiç olmadığı kadar şu anda Türkiye'ye ihtiyacı var. Yani Türkiye'yi göz ardı edemez, Türkiye'yi duymazdan gelemez, Türkiye'yi görmezden gelemez. Hatta geçiştirelim de diyemez. Çünkü NATO'daki işler oy birliğiyle yürüyor. Yani bugün siz bunu bir şekilde atlatırsınız ama
önümüzdeki dönemde başka meselelerde, daha ciddi meselelerde yine oy birliği gerekecek ve yine Türkiye bu noktada devreye girecek. Bu bağlamda en uygun yol bunun diplomatik bir şekilde çözülmesi ve NATO'nun istediği o birlik ruhunu yansıtması. Dolayısıyla şu anda gündem olarak Avrupa'da NATO üyeleri de Türkiye'yi şu anda takip ediyorlar. Yani bu noktada medyada bakıyoruz. Çok fazla Türkiye'ye yönelik bir eleştiri yok. Hatta Türkiye'yi bu konuda haklı bulanlar da var. Dolaylı olarak bu da söyleniyor. Ama bu tabii bu sorunun çözüleceği yönündeki umutlar da bunda büyük bir etki yaratıyor. Evet. Şimdi bir de şuradan bakmak lazım. Özellikle bu konu kapsamında şöyle bir argüman da ileri sürülüyor. Eğer mevzu terörse, eğer mevzu PKK'ysa muhatap olarak Amerika Birleşik Devletleri alınmalı gibi bir sav ortaya atılıyor. Şimdi efendim bu süreçte peki Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkiler bu konudan nasıl etkilenir? Bu konular gündeme gelir mi? Özellikle Sayın Çavuşoğlu'nun vurguladığı husus savunma sanayine dair getirilen kısıtlamalar mesela gündem olur mu? Ne dersiniz? Şimdi tabii dış politikada meselelere bakış, toptancı bir bakış hiçbir zaman olmaz. Dolayısıyla ya Finlandiya, İsveç'e bakacağımız önce Amerika'ya bakalım, Amerika'nın verdiği desteğe bakalım yahut Almanya'nın verdiği desteğe bakalım demek doğru bir yaklaşım değil. Çünkü Türkiye bu mücadeleyi küresel olarak sürdürüyor. PKK ile mücadele, FETÖ ile mücadele. Evet, sınırlarımızda bir askeri mücadele var ama FETÖ dünyanın birçok ülkesinde yapılanması olan bir terör örgütü. Afrika'da okulları var. Efendime söyleyeyim. Dolayısıyla ya biz atıyorum bir Orta Afrika ülkesi, bir Afrika ülkesindeki yapılanmaya müdahale etmeyelim. Esas bu işin arkasında Amerika var deyip o ülkeyle efendime söyleyeyim ülke üzerindeki şeylerimizi ne diyelim kozlarımızı kullanabileceğimiz ülke üzerindeki efendime söyleyeyim baskıları kullanmayalım mı? Yani çok dolayısıyla, gönlü bir şekilde ilerleyebilir. Tabii yani dolayısıyla burada elimize bir fırsat geçmiş. Burada evet. PKK'yı, FETÖ'yü, İskandinav ülkelerini iki önemli İskandinav ülkesinde baskılayabilecek bir fırsat geçmişse Türkiye'nin eline, Türkiye bunu kullanır. Amerika Birleşik Devletleri ile başka bir süreç yürüyor. Amerika Birleşik Devletleri başka bir düzlemde olan bir ülke. Yani bunu İsveç ile Finlandiya ile karşılaştıramazsınız. Finlandiya 5 milyon nüfusu olan, evet. Şu anda Rusya ile sınırı olan, efendime söyleyeyim Rusya'dan ciddi bir askeri tehdit algısına sahip olan, her an işgale edilebilecekmiş korkusu, böyle bir hisse kapıldılar şu anda. Ben bunun doğru olmadığını demin söyledim. Yani şu anki resim bunu gösteriyor bize ama Rusya kapısında bekleyen ciddi bir güç ve tarih boyunca da sıkıntılı bir güç, yani Türkiye açısından da öyle. Dolayısıyla Türkiye bu kozu kullanır, kullanmalıdır her şeyden önce. Ha bunun ötesinde özellikle tabii diplomaside birçok şey açıkta yapılan müzakerelerin dışında bir de gizli müzakereler de olur. Burada Türkiye'ye yönelik bazı yapılan ambargoların önünün açılması, bazı silah satışlarının Amerika'dan Türkiye'ye engellenen silah satışlarının önünün açılması ile ilgili bazı meseleler gündeme gelir mi? Gelebilir. Ama bu bir spekülasyon tabii. Yani bununla ilgili bir bilgiye sahip değiliz. Günün sonunda Amerika Birleşik Devletleri tabii NATO'daki en güçlü orduya sahip. Bu işin meselenin sahibi aslında Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri bu ülkelerin NATO'ya üye olmasını arzuluyor. Türkiye açısından da NATO'nun güçlü bir ittifak olması, özellikle Rusya'nın daha da güçlü bir şekilde dengelenmesi, Ukrayna'da ve diğer yerlerde daha da efendime söyleyeyim bir ne diyelim bir çıkmaza girmesi Türkiye açısından da kötü bir durum sayılamaz. Neden? Çünkü Suriye meselesinde de bizim karşımızda olan ülkelerden birisi de Rusya. Yani Ukrayna meselesindeki girmiş olduğu sıkıntılı durumdan dolayı belki de Rusya Suriye'de asker azaltma yoluna gidecek. Belki de bundan dolayı Suriye'de önümüzde başka alanlar açılacak. Yani şu andan kesin bir şey söylemek mümkün değil ama. Evet. Dolayısıyla bakın çok dinamik bir süreç var. Bu açıdan baktığınız zaman Türkiye hangi devlet olsa bu fırsatı kullanır. Bakın biz Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz. Avrupa Birliği içerisindeki küçük nüfusa sahip ülkeler bile Türkiye'ye şartlar dayatmak istiyorlar değil mi? Yani diyorlar ki şunları yerine getirin. İşte müzakereleri, işte bu kapitalleri bitirmeniz, tamamlamanız bir şey ifade etmez. İşte şu konularda da adım atın. Ekstra şartlar öne sürüyor. Yok referandum yapacağız diyorlar. Hı hı. Yani bu ülkelerde ulusal çıkarları doğrultusunda Türkiye ile bazı pazarlıklara girişiyorlar. Neden Türkiye bunu yapmasın? Hı hı. Şimdi burada sosyal medyada takip ediyorum. Batı merkezli düşünce kuruluşlarının işte Türkiye masası şefleri, uzmanları. Sakın Türkiye işte Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini engellemesin. Bu Batı'da Türkiye'ye karşı çok ciddi bir reaksiyona neden olur. İşte herkes sizin karşınıza geçer.
Yani kusura bakmayın da Türkiye böyle bir kampanyayla karar alacak efendime söyleyeyim bir ülke değil. Neden hep Türkiye feragat etmek zorunda olsun? Bu Avrupa merkezci bir bakış açısı. Yani evet. Avrupa'nın güvenliği söz konusu. Türkiye Avrupa'nın güvenliği açısından hocam da söyledi. 70 yıldır bu rolü oynuyor zaten. Şimdi Türkiye'nin böyle bir hakkı var sonuçta. Evet. Değil mi? Yasal, resmi, legal bir hak. Dolayısıyla gündemi de belirlemiş oluyor. Yani bu kadar ülke içerisinde tüm Batı ülkeleri neredeyse 30 ülkeden bahsediyoruz. 30 ülkenin gündemini siz terör gerçeğini koymuş oluyorsunuz. Yani bunu medyası tartışıyor, siyaseti tartışıyor, akademisi tartışıyor. Yani sadece hani siz KOS dediniz, belli pazarlıklar yürüyecek dediniz. Sadece bununla bu da sınırlı değil. Aslında dış yani politika... kamuoyu oluşturma noktasında da bir terör gerçeği varsa bunu değerlendirmiş yani oluyorsunuz. Ne kadar Türkiye'nin dış politikada bağımsızlaştığını, otonomisini, güçlü bir otonomiye sahip olduğunu bize gösteriyor bu. Bakın 30 ülke var, 29'unun hiçbirinden ses çıkmıyor. Onların da illaki bir meselesi vardır İsveç'le yahut Finlandiya'yla, anlatabiliyor muyum? Fakat bu ülkeler bir açıdan bakacak olursanız Amerika Birleşik Devletleri'ne birçok alanda karşı çıkabilecek böyle bir duruma sahip değiller. Mesela Almanya çok rahatsız Ukrayna'daki savaştan. Ama Almanya çok ciddi baskılanmış durumda. Bakın Türkiye müzakereleri efendime söyleyeyim işte gerçekleştirmeye çalıştı. İstanbul'da iki ara taraf arasında arabulucu rol oynamaya çalıştı. Birçok Avrupa ülkesinin lideri arka planda Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin işte temsilcilerine, Sayın Cumhurbaşkanımıza Türkiye'yi desteklediklerini, bu meselenin çok önemli olduğunu Türkiye'nin, yani evet, onlar da sıkışmış durumdalar. Bu aslında bize son 10 yılda özellikle Gezi sonrası ve daha sonra da 15 Temmuz sonrası FETÖ'nün de temizlenmesiyle Türkiye'nin ne kadar otonomisini arttırdığını dış politikada da gösteriyor. Sadece bu meselede değil, Ukrayna meselesi sonrasına bakın, demin hocam da söyledi. Batı'dan Türkiye'ye yönelik gelen, Avrupa'dan Türkiye'ye yönelik gelen eleştirilerin dozu acayip düştü. Neden düştü? Çünkü Türkiye'ye gebeler. Bu çok açık ve net. Türkiye sadece gözden çıkaracak bir ülke değil, değil mi hocam? Yani özellikle gözden NATO bağlamında, bırakın, NATO bağlamında gözden bakalım çıkarılması mesela düşünülemeyecek dahi olan bir ülke. Evet. Tahayyül bile edilemeyecek bir ülke. Çünkü bu ne demek? Şimdi NATO'dan Türkiye çıkaralım falan diyorlar. Yani Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını geçtiniz. Yani bu gerçekleştiği zaman bambaşka bir dünya kurulur. Yani bu sadece Türkiye ile ilgili bir durum değil, bakın yani gerçekten çok önemli bir mesele. Fakat burada Ukrayna'dan dolayı enerji meselesinde, göç meselesinde, birçok meselede işte tedarik zincirleri gıda meselesinde vesaire, efendim birçok meselede Türkiye merkez bir ülke konumuna geldi. Ve bir anda Avrupa'da şey düşürüldü Türkiye'ye karşı. Şimdi ve dolayısıyla hamlesini yapıyor diyebilir miyiz? Tabii Türkiye sadece bu konuda değil, birçok konuda hamlesini yapıyor. Mesela Doğu Akdeniz'de bir anda resim tersine döndü. Evet. Yani bunu da görmek pek çok yansıması oluyor. Tabii Türkiye gücünün, pozisyonunun farkında Sayın Hocam. Bu noktada şimdi özellikle terör mevzuunda verilen sözler biz biliyoruz ki çoğu zaman tutulmuyor. Yani evet, verilen sözlerin diplomaside karşılığı oluyor mu olmuyor mu? En iyi siz açıklarsınız sanırım hocam. Şimdi eğer bu konuda bir mesafe kat edilecekse bu nasıl kalıcı hale getirilecek? Masada süreç nasıl işler? Ne dersiniz? Aslında Türkiye'nin 2019 yılında NATO'nun stratejik tehdit belgelerinde YPG'ye, PYD'ye yer vermemesine değil de bir vetosu oldu. Ve bu veto çalıştı. Ve o yıllarda özellikle Baltık ve Polonya'nın savunma planına Türkiye vetosu olunca bunu gündeme alamadılar. Ve daha sonra bir takım düzenlemeler sonrası bu belgeler revize edildi ve o plan uygulamaya geçti. Bunu nasıl kullandığımızı biliyorlar ve ne kadar da bu işin arkasında durduğumuzu çok iyi görüyorlar. Çünkü artık bu destekler çok aleni. Yani bunlar resmi olarak önlerine konuluyorsa, Türkiye burada kendi ürettiği bir gerçekliği değil, sahada olan, verilen aleni destekleri ortaya koyuyor. Peki bunu nasıl devamını getirilecek? Tabii ki sahada bu desteğin verilip verilmediğinin takipçisi olunacak. Diğer taraftan bu mekanizmaların Türkiye'nin engelleme yetkisi ve ortaya koyduğu süreç göz önünde alındığında Türkiye bu işin takipçisi olacak. Çünkü bakın bütün bizim yaptığımız açıklamalarda ilkesel bir duruş var. Bir ittifak ruhuna aykırı hareket ediliyor. Peki ittifak nedir? Özellikle NATO kurucu anlaşmasını okuduğunuzda NATO sıradan bir uluslararası kuruluş değil. Treaty ifadesi bir akitleşme getiriyor ve oradaki bağlılığınız çok yüksek ittifak düzeyinde. Dolayısıyla eğer o ittifakın ruhuna aykırı hareket ediliyorsa orada bulunan ülkelerin buna aykırı bir ses söyleme ve reddetme hakkı var. Ve diğer taraftan o ittifak tek taraflı bir ilişkiye dönüyorsa da bunun mücadelesini verme hakkı var. Şu an tam olarak yapılan da o. Kaldı ki Ukrayna krizinde
NATO üyesi olup Rusya ile konuşan tek ülke. İlişkileri evet. ve dengeleme mekanizması itibariyle de bu mekanizmanın çözülebilmesi NATO'ya bir katkı sağlayacak. Türkiye'nin oynadığı rol şu anda en müzakerelerin açık yürüdüğü, iki liderin bir arada konuşabildiği ve bir süre sonra takvimlendirilebileceği bir coğrafi mekanizmada NATO eğer yanlışta ısrar ederse birinci bölümde anlattığımız varlığıyla ilgili sorgulamalar artacak. Hı hı. Ama şu anda bu NATO için de bir fırsat. İttifakı güçlendirmek için bir fırsat. İttifak üyesi ülkeler, Avrupa ülkelerinden de rahatsız olanlar var. Bugün Sayın Dışişleri Bakanımız da söyledi. Yani sadece Türkiye rahatsızlığını dile getirdiği için değil ama gündem olmuyor veya başka bir öncelik olmuyor. Evet. Bu ülkeler de bunu Macron söylemişti hatırlarsanız programlarda da konuştuk. NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiği evet. tartışılmıştı. Evet. Aslında ittifak daha uzun soluklu bakması gerekirse bu krizler geleceği için bir fırsat. Ama buradaki mekanizmayı nasıl çalıştıracağız? Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri buranın kurucu ülkesi ve bir yönüyle patronu konumunda. Hı hı. Sean Biden yeni bir dünyaya liderlik etmeye gayret ediyor. Tam da onun için bir fırsat aslında. Yani var olan mekanizmaları etkin çalıştırıp gerçekten adil ve kapsayıcı çözümler üretilebilirse NATO'nun geleceğine de katkı sağlıyor. Ama diğer taraftan ola geldiği şekliyle devam edip tek taraflı bir ilişki ben ve öteki ilişkisinde sürecekse burada bir süre sonra NATO'nun bu genişleyen çatlaklarının farklı tehditlerle karşı karşıya geleceğini görebiliriz. Bugün Rusya NATO'nun tırnak içerisinde engellemesi ve engellememesi hı hı. sonucunda Ukrayna'ya müdahale etti. Yarın öbür gün benzer bir boşluk Avrupa'nın daha içine yaklaşırsa bunun ortaya çıkartacağı sonuç çok daha ağır olacak. Dolayısıyla biraz tersten bakıldığında Türkiye'nin bu haklı argümanları alınıp kendi bünyesinde düzeltirse NATO'nun geleceğinin ve o sorunlu alanların da ortadan kalkmasına imkan tanınır. Tabii konu biraz sıkıntılı bir konu son dakikalarımız. Özellikle o FAS'ta yapılan toplantıyla birlikte DAEŞ'le mücadele başlığı altında aslında PKK'ya yardım için maddi yardım toplandığını biliyoruz. Çok güncel bir haber. Ve bu kapsamda bazı ticari şirketlerinde Suriye'nin kuzeyinde yasa kapsamı altında değerlendirilerek bazı yaptırımların dışında tutulmasına dair haberler geliyor. Yani diğer taraftan da PKK-YPG'ye yardımların süreceğine dair bazı sinyaller alıyoruz Batı kanadında. İşimiz zor sanırım değil mi? Tabii yani bu baktığınız zaman şimdi Suriye'nin kuzeyindeki olan mesele Türkiye açısından gerçekten Türkiye'nin ulusal güvenliğini doğrudan ilgilendiren efendim hı. bir mesele. Burada bir PKK devleti kurulmak isteniyor. Bu çok açık. Bu net. Bu net. Bu evet, devletin kurulması ne demek? Bu devlet kurulduktan sonra bu Türkiye'den toprak talebi, ondan sonra büyük PKK devleti, ben ona Kürdistan'da demiyorum, büyük PKK devleti kurulmaya yönelik bir hamlenin ilk adı taşımı olacak. Dolayısıyla Türkiye bunu ne pahasına olursa olsun engelleyeceğini, buna müdahale edeceğini hı hı. yönelik birçok açıklamada bulundu. Suriye'ye yaptığımız operasyonların hepsi de bunun bir parçası. Evet. Ve devam da edecek büyük ihtimalle. Çünkü devam etmek zorunda. Aksi takdirde bizim bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşamamız gerçekten mümkün olmaz diye düşünüyorum. Evet. Çok net bir ifadeydi. Çok teşekkür ediyorum. Önemli bir konu çünkü zamanımızı da doldurduk. Ben çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Enes Bayraklı, Doçent Doktor Uğur Yasin Asal çok teşekkürler hocam. Biz teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Bağlantıyla programımıza katkı sağlayan Doktor Barış Adıbelli çok teşekkür ediyorum efendim katkınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sayın seyirciler Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma taleplerini çok yönlü bir şekilde değerlendirmeye gayret ettik ve haftanın Z raporunu noktalıyoruz. Yeniden buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.